Günümüzde unutkanlık gerek gençlerin gerekse orta yaş ve yaşlı grubun tümünü içine alan bir yakınma hali durumuna gelmiştir. Aşırı cep telefonu kullanımı, sosyal medya kullanımında artış, yoğun iş ve trafik stresi, dengesiz beslenme gün geçtikçe bu problemin artmasına neden olmaktadır. Genel anlamda demans, bunama, toplumda Alzheimer hastalığı ile eşdeğer gibi görülse de Alzheimer sadece demansın alt grup hastalıklarından biridir ve her unutkanlık Alzheimer olarak değerlendirilemez. Peki bunun dışında unutkanlık neden olur? Santral sistemini tahrip eden bazı hastalıklar, Parkinson gibi, kafa travmaları, stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler. Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak, düzensiz beslenmek, B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri, tiroid hormon bozuklukları, eşlik eden kronik hastalıklar, uyku düzeni bozukluğu, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ve benzeri gibi şeyler sayılabilir. Düzenli bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, alkol ve sigaradan uzaklaşmak, sosyal ilişkileri her zaman canlı tutmak, düzenli spor yapmak, hafızayı güçlü tutmak için alabileceğimiz en kolay önlemlerdir. Bunların yanı sıra cep telefonları, sosyal iletişim araçları, sosyal medya alanlarında gereğinden fazla zaman harcamamak, bol su tüketmek, bulmaca çözmek, hafıza güçlendirici oyunlar oynamak, şarkı, şiir, telefon numaralarını ezberlemeye çalışmak, yeni bir dil öğrenmek hafızamızı canlı tutabilir. Son olarak unutkanlık nedeniyle günlük hayatımızda bazı zorluklar yaşamaya başladığımızı hissettiğimiz zaman ise bir nöroloji uzmanı ile görüşmemiz gerektiğini unutmayalım.